hazır mısınız? Ekranların en lezzetli programı Yemekteyiz başlıyor. Bugün aslen İzmirli olan 26 yaşındaki Ekrem Bey'in misafiri olacağız. Ekrem Bey'in ince detaylarla şık bir görünüm elde ettiği mütevazı salonunda beyaz bir televizyon ünitesi, Kapitole desenli kanepe ve berjer ve özgün görünüme sahip yemek masası bulunuyor. Ekrem Bey yemeklerini ise küçük ama aydınlık mutfağında yapıyor. Merhaba, ben Ekrem Semetay, 26 yaşındayım, öğrenciyim, İzmirliyim ama 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ekrem Bey arkadaşlarının kendisini cesaretlendirmesinin ardından Yemekteyiz'e başvurmaya karar vermiş. Yemek yapmayı çok seviyorum. Okuldan arkadaşlarım geldiğinde her defasında bu yarışmaya katılmamı söylediler. Ben de form doldurup katıldım ve kabul edildim. Ekrem Bey yemeklerine gelebilecek eleştirilere şimdiden hazır. Yarışmacıların her türlü tepkisine saygım var ama eleştiri yapacaklarsa da olumlu, olumsuz bütün eleştirilere açığım. Gereksiz eleştirilerden gerçekten nefret ederim. Zaten bir yemeği yaptığımda eğer ben beğenmediysem bunu sofrada açık bir şekilde dile getiririm. Arkadaşlar istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Bu yemek olmamış diyebilecek kişiliğe sahibim. Ekrem Bey adaletli biri olduğunu düşünüyor. En sevdiğim özelliğim gerçekten çok adaletliyim. Zaten bunu puanlamada da arkadaşlarım görecekler. Haksız yere gerçekten konuşmam. Olan şey neyse onu konuşurum. Menünüzde neler var Ekrem Bey? Bugün menümde çorba olarak ekşili köfte çorbası, ara sıcak olarak mücver, salata, çoban salatası, ana yemek hünkâr beğendi ve arpa şehriyeli pirinç pilavı, tatlı olarak da sütlaç. Bu hafta yarışmacı arkadaşlara yemek nasıl yapılır göstereceğim. Ekrem Bey bize neler hazırlamış çok merak ediyorum açıkçası. Çorba ekşili köfte çorbası. Umarım köftelerini önceden pişirir. Bu köftelerin dağılmaması için çok çok önemli çünkü. Ekşisini çok iyi ayarlaması lazım. Köftenin yoğunluğu çorbanın yoğunluğuyla çok iyi olması lazım. Kıvamı çok önemli olan bir çorba çünkü. Herkesin damak zevkine sonuçta hitap etmez. Eleştiri alabileceğini ve beceremeyeceğini düşünüyorum. Ara sıcak mücver. Evet, mücver. Mücver yapımı basit gibi görünse de aslında zor bir yemek. Niye zor bir yemek? Yağ dengesini ayarlaması çok önemli. Kızgın yağda mı yapacak? Yağ oranı dengeleyebilecek mi? Kabak haricinde içerisinde farklı sebzeler kullanabilecek mi? Baharatlarını ayarlayabilecek mi? Ekremciğim, boyunu aşan işlere girişmişsin gibi geliyor bana biraz. Ana yemek. Oo, hünkâr beğendi. Arpa şehriyeli pirinç pilavı. Ana yemeği iddialı. Yaşına göre ana yemeğini iddialı buldum gerçekten. Tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir hünkâr beğendi bize sunar ve biz de afiyetle yeriz. Ama ben hiç zannetmiyorum patlıcanından tut etine kadar oyalayıcı bir menü. Hatta bence hünkâr beğendiyi yetiştiremeyebilir yani. Tatlı sütlaç. Çok tercih ettiğim bir tatlı değil ama çok genelde beğenilen bir tatlıdır. Çocuklarıma yaparım sıklıkla. Yalnız bu pirinç pilavının üzerine ağır bir tatlı olur diye düşünüyorum. Kendisinden fazla bir beklentim yok bu tatlıyla ilgili. Kıvamını tutturabileceğini zannetmiyorum.